İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Aralarında saldırıyı gerçekleştiren biri Rus, diğeri Tacik uyruklu DH terör örgütü üyesi 50 şüpheli adliyeye sevk edilecek. Şimdi o noktaya döneceğiz. CNN Türk muhabiri Merve Tokas İstanbul Emniyeti'nde. Merve, nedir son durum? Sözü sana bırakıyorum. Senden dinleyelim. Evet Köksu, pazar günü suikastin gerçekleştirildiği andan 10 saat sonra yakalanmıştı. Hem o iki terörist hem de beraberindeki 52 şüpheli. Tabii onların ifade işlemleri 4 günden bu yana İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Hemen arkamızda bulunan binada 4 günden bu yana ifade veriyorlardı. İşte emniyetteki ifade işlemleri bugün itibariyle tamamlandı ve dakikalar sonra hem biri Rus, biri Tacik kuyruklu 24 ve 30 yaşlarındaki o iki suikastçı hem de beraberindeki diğer şüpheliler 50 kişi adliyeye sevk edilecek. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığını ifade edebiliriz. Hazırlıklar neredeyse tamamlanmak üzere. İfade tutanaklarıyla birlikte minibüsler de hazırlandı. Yine zırhlı araçlar da adliyeye sevk sırasında diğer gözaltı araçlarına eşlik edecek. Tabii oldukça aslında Türkiye'nin gündemine oturan bir suikastti. İki saldırgan pazar günü Santa Maria Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında ellerindeki silahlarla kilisede bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardı. Tabi olaya ilişkin polis ekipleri hem yapılan İstanbul Emniyeti tarafından yapılan istihbari çalışmalar hem de operasyonlar oldukça kritikti. Özellikle son günlerde, yani dünle birlikte operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bir takım gelişmeler yaşandı. Dilersen onlardan da kısaca bahsetmek isterim. Özellikle şüphelilerin Türkiye'ye 2022 ve 2023 yılları arasında giriş yaptıkları ve ayrı ayrı her iki teröristin de ayrı ayrı giriş yaptığı, polis ekiplerinin yapmış olduğu tespitler arasında, yine aslında saldırı o kadar planlıydı ki teröristler Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra sürekli ikamet değiştirdiler. Yani Esenyurt, Beylikdüzü gibi, Başakşehir gibi farklı farklı ikametlerde kalarak aslında izlerini de kaybetmeye çalıştılar. Yine belli bir oranda da farklı iş yerlerinde çalışarak, kimi kasap, kimi sushi, kimi restoran olmak üzere farklı farklı iş yerlerinde çalışarak da yine kendilerini deşifre etmemek için suikasti gerçekleştirecekleri tarihe kadar epey bir uğraş verdikleri yapılan çalışmalarda aşikar. Yine 8-9 aydır aslında iki teröristin Türkiye'ye ayrı ayrı giriş yaptıkları, ancak aralarında suikastten son 8-9 ay önce irtibatlarının tespit edildiği de polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemeler arasında. Dakikalar sonra bulunduğumuz bu noktadan sevk edilmelerini bekliyoruz. Bizler gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim Göksu, ve sözü bir kez daha sana bırakalım.